Yeniden yeni bir videodan herkese merhaba dostlarım. Ne haber ya? Ne yapıyorsunuz? Ay, gene trafik var. Gene trafik var, gene trafik var. Allah'ım ya Rabbim. Yani İstanbul'da kalan herkes, hepimiz ben de dahil onlardan biri de benim. Hepimiz kendimizi dışarıya atmışız ve hepimiz sanırım aynı yere gidiyoruz. Ben anlamadım bir türlü. Neyse, zorluya gidiyorum. Arkadaşlar bugün Prada'dan o ayakkabıları almaya gidiyoruz. Baktım ki o ayakkabılarsız yapamıyorum. Yani böyle bir ara bir şey oldum, böyle almasam mı ya, çok pahalı falan oldum. Çünkü ya eskiden pahalı bir şey bile o kadar pahalı değildi. Hani ne derler, işte 4 katıydı. Yani bir şey bizim paramızın 4 katıydı. Ama şimdi bir her şey bizim paramızın 30 katı olunca birazcık böyle insan şey oluyor, ne derler, böyle işte ya değmez falan oluyor böyle. Ben buradan gitmeyeceğim ki, niye bu yoldayım? Şuradan bir yan şeride yanlayalım. Neyse, ama baktım ki şey, böyle istiyorum yani. O yüzden de alacağım valla, alacağım yani. Ay, eskiden böyle rahat rahat ne güzel çantalar alırdık. Şimdi ancak ayakkabı alabiliyoruz ya. Çok kötü. Neyse, inşallah bir gün düzeltirler. Ve her zaman ekonomiyle ilgili şunu düşünüyorum. Gerçekten biz çok iyi bir zamanda böyle yakayı kurtarmışız. Çünkü bakıyorum şimdi, ben eğer üniversite öğrencisi olsaydım, evden kaçsaydım ve yardıma muhtaç bir halde yardıma muhtaç bir halde olsaydım şu an gerçekten çok zordu. Yani gerçekten çok zordu. Ama o zamanlar hani para değerliydi ve şeydi, yani paranın şu an hiçbir değeri yok. Yaşamak çok zor, ayakta kalmak çok zor, geçinmek çok zor. Gerçekten hani iyi ki o zamanlarda olmuş, sonra çok çalışmışım ve gerçekten yakamı kurtarmışım diye düşünüyorum. Ve hatta hani yakayı kurtaramayan bile biri olsa, en azından o zamanlarda para biriktirebilmiş olmak, hani o zamanlarda böyle bir hesabına para atabilmiş olmak gerçekten çok 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 iyi olmuş ya da olmuştur, herkes için söylüyorum. Ay, öyle yani, baksanıza hale, her şey çok pahalı. Yani bunu sadece şey için söylemiyorum, yani lüks bir şey için söylemiyorum. Gerçekten bir kalıp peynir ya. Ve bir kalıp peynir, bir kilo peynir değil. Hani bir kalıp peynir en fazla 400 gramlık bir şeydir yani. Genelde peynirleri 350 gram falan yapıyorlar. Rezillik yani. Bu arada ben bir arkadaşımla buluşacağım. Ama eğer bu trafik böyle giderse, ben Zorlu'dayken İlkay'la buluşacağız. Tarabya'ya gideceğim. Tarabya üstünde oturuyor. Zorlu'dayken bir bakacağım trafiğe. Eğer böyle bir saat falan derse İlkay'a yazacağım. İlkay, hani kusura bakma ama böyle durum böyle. Ben bıktım trafikten günlerdir diyeceğim. Bakalım bir. Öyle işte, neyse. Şimdi Zorlu'ya gidiyorum. Gideceğim, bir ayakkabıları deneyeceğim. Önceki videoda da söylemiştim. Ben normalde 39 numara giyiyorum. Bu arada hocanın bir ayakkabıcısı vardı ve o ayakkabıcıya Chanel ayakkabılarımı verdik. Ve bu adam koçlara ayakkabı diken, ısmarlama ayakkabı yapan bir usta. Chanel ayakkabılarımın içinden hafiften geçmiş. Ne yapacağız onu bilmiyorum. Hocaya tekrar söyleyeceğim, başka bildiği bir ayakkabıcı varsa. Ya ben de şey yapamıyorum şimdi, çünkü Ekrem amcalar var İstinye'de. Ben çocukken hep onlara ayakkabılarımızı boyatırdık. Babam öyle şeylerde çok takıntılıydı. Başlarda şey yapardık, ayakkabılarımızı böyle boyası eskidikçe, boyası gittikçe hani hep böyle işte poşetlerdik ve Ekrem amcaya götürürdük. İstinye'de Ekrem Lostra. Hani babamın da bayağı böyle arkadaş sayılır yani, çünkü babam gençliğinden beri İstinye'de olduğu için ve ben İstinye'de doğdum bu arada. Şişli Etfal'de doğdum ama İstinye'de bir evde oturuyorduk, yani İstinye'de doğdum. Neyse, İstinye Koru Mahallesi. Koru Mahallesi'nden beni izleyen varsa 93 senesi arkadaşlar. Neyse, bilenleriniz varsa, bilenler varsa, beni tanıyanlar varsa, annemi babamı falan yazın.
Çünkü benim koru mahallesiyle ilgili hiçbir anım yok. Bu arada ben geçen gün ne öğrendim biliyor musunuz? Benim 2 yaşındayken kolum yanmış ve kolumda asla iz yok. Çok şaşırdım. Annemle geçen gün konuşuyorduk ve annem yandın dedikçe şey diyor, nerem yandı falan diye böyle soruyorum. Ve bilinçli olmak o kadar önemli ki, o kadar önemli ki. Mesela benim bir arkadaşımın da kolu yanık ve bir şey söyleyeceğim, ben de 2 yaşındaymışım, arkadaşım da 2 yaşındaymış, aynı sol kolumuz yanmış, onun da sol kolu yanmış ve bende asla iz yok ama onun sol kolu komple iz, dirsek kısmı ve beni uçurmuşlar böyle. O zamanlar Levent Hastanesi, özel Levent Hastanesi, şimdilerin Acıbadem'i. Ve soymuşlar oraları, sürekli ilaçlar, işte şeyler, bir şeyler, böyle tedaviler. Çok sağlam bir yanık tedavisi görmüşüm ve anladığım kadarıyla çok şanslıymışım. Çünkü bizim Dilara'nın da ayağı yanmış ve Dilara'nın ayağını da hep böyle soyarak yanık tedavisi yapmışlar ama Dilara'nın ayağında da mesela iz vardı. Çok çok şanslıymışım gerçekten. Bir de herhalde çok iyi bir doktora denk gelmişim ve gerçekten yani annem onu söyledi ve eve gittim, kolum, üstümü çıkardım ve komple aynada koluma bakıyorum falan böyle. Şaşırdım yani. Sonra işte bir arkadaşıma şey söyledim, bak koluma baksana dedim, benim kolumda hiç iz var mı falan dedim. Yo dedi, ne diyorsun falan yaptı böyle. Anlattım dedim, böyleyken böyle bayağı dedim sağlam yanmışım yani, tüm kolum yanmış, el bileğime kadar bütün kolum yanmış falan dedim böyle. Hiç ama iz yok maşallah. Allah korusun gerçekten var ya. Yani ben bir de anksiyeteli bireyim. Bir de ben belki bu yüzden, bu sebeplerden anksiyeteli bireyim yani. Neyse, gerçekten çocuğum olsa herhalde böyle mutfağa asla sokmam. Evde muhtemelen çay bile demletmem. Evde yemek yaptırmaya bile bilirim. Hani öyle, öyle bir şey. Öyle manyak olurum yani. Çünkü Allah korusun ya. Allah korusun. Annem diyor ki yani çok ağlardın diyor. Hani çok çok ağlardın falan dedi. Şaşırdım ya. Şaşırdım. Ben hep şeyle çok övünürdüm. İşte hiç yanmamışım, hiç kolum kırılmamış falan diye böyle. Meğerse yanmışım ama mesela hiç kolum kırılmamış. Çünkü bir yandan da tabii ki de olacak olan olur. Elbette böyle şeyler olan aileler bilinçsiz aileler değil, bilinçsiz ebeveynler değil. Ama babam böyle şeylerde çok bilinçli bir ebeveyndi. Yani çok çok dikkat ederdi. Bir de İzmir'de ben emanet çocuktum. Hafiften grip olsam. Ya cam ama yani küfür edince de küfürbaz oluyorsun. Son saniye atlayıveriyorsun yola geri zekalı. Bir atladı bir de şey sinyal veriyor salak. Öyle mi şey yapılır? Öyle mi şerit değiştirilir? Neyse. İşte İzmir'de de emanet çocuk olduğum için mesela İzmir'de de bana çok şey yaparlardı. Hatırlıyorum ben böyle düştüğümde falan akılları çıkardı bir şey olacak diye. Ve mesela kuzenlerim hep benle ilgili şey diye tembihlerlerdi. Hani sakın böyle sakın zarar vermeyin hani. Çünkü birbirlerine dana oldukları için birbirlerine çok zarar veriyorlardı. Ama bana çok dikkat ederlerdi. Çünkü babamdan herkes çok korkuyordu. Şöyle kamerayı şey yapamadım. Böyle aşağıda durdunuz. Ha, böyle böyle daha iyi. Ay öyle işte. Gidiyorum şimdi. Ay 10 dakikadır 8 küsür dakikadır konuşuyorum ama bu videoları böyle şey yapmak. Az önceki kayanın sahibi, bakayım nasıl bir danasın sen, nasıl bir davarsın. Yemin ediyorum bak, öz hakiki dana, öz hakiki davar, bak öz hakiki öküz. Neyse, neyse de neyse. Öyle şimdi gidiyorum. Ayakkabımı alacağım, ondan sonra trafiğe bakacağım. Ay kız ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah. Bir çocuğun kucağından kalktı kız. Ne yapıyorsunuz ya? Kırmızı polo. İlerleyin, yol gidiyor bak, kaldın orada. Ne yapıyorsunuz? Sevişiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Hala ilerlemiyorlar yalnız. Tövbe estağfurullah ya. Neyse şimdi gideceğim, ondan sonra bir Tarabya trafiğine bakacağım. Tarabya trafikliyse İlkay'a gidemezsem hocayla Fatih'te buluşacağım. Çünkü Fatih'e gel dedi. Ben de İlkay'la buluşacağım diyemedim. İlkay kim? Hide, vide, cart, curt, zart, zurt yapıyor sürekli. Ben de o yüzden genel olarak söylemeyi tercih ediyorum. Mesela bu ayakkabılar için de hocaya şey diyeceğim. Erkek arkadaşım aldı diyeceğim. Ve her şeyi böyle yapıyorum. Üstümde yeni ne görürse görsün işte manitam aldı diyorum mesela. O da artık şey yapıyor böyle. Üstümde bir şey görsün manitam aldı diyor. Evet, diyorum, aynen diyorum. Diyor, çok para harcıyor sana diyor falan böyle ama hepsini ben almış oluyorum. Sadece erkek arkadaşım işte.
Mesela en son Beymen kartı vardı. Onun aldıklarımı zaten gördünüz. Bir de Massimo kartlarım var. Onları harcamadım da. Ay. Onun haricinde Zara'lar, H&M'ler, şunlar bunlar, elleler hep böyle kendi kendi kartıma yüklenmişliklerim yani. Öyle ama hocaya sürekli her şeyi, ama her şeyi, yani evdeki çikolatayı bile bazen onun aldığını söylüyorum. Çünkü hocanın acayip bir şeyi var böyle. Mesela hoca için 250 lira demek böyle 50 bin lira falan demek gibi bir şey. 250 lira hocanın 50 bin lirası. Hele düşünün yani, mesela işte şey diyor, mesela yemeğe çıkıyoruz, ben ödüyorum mesela. Dün ne kadar ödedin diyor. Ben oraya eğer 1000 lira ödediysem ben ona diyorum 450 lira ödedim ya, bir şey değil falan diyorum böyle. Hep böyle yapıyorum. Öbür türlü sen müsrifsin, bilmem ne, çok param var herhalde falan, sünepe, cartur diye dalga geçiyor bende, şey yapıyor böyle, şey hani abartıyor yani, uzatıyor. O yüzden ben de yalan söylüyorum ve en kolay yalanım da şey, bu arada erkek arkadaşım da sürekli bana bir şeyler aldığını düşündüğü için çok seviyor. Mesela kavga ettiğimizde falan hep onun yanında oluyor. Bak diyor, seni ne kadar çok seviyor diyor, sana diyor çok bonkör diyor falan. Artık bir gün şey yapacağım ya, yani onları ben alıyordum ha, haberin olsun falan yapacağım. Trafik polisi. Amirim yani, yol uzun, şeridi öyle zart diye çevirmene, değiştirmene gerek yok ki. Neyse. Hadi görüşürüz ayakkabılarımla. Tabii. Şey yapsam mesela, bilgisayarına şurada gelsen otursam bile yeter. Nasıl? Bayağı güzel. Neden bir tek bilgisayarla gelemediğim için? Nelerle geliyorsun? Defterlerimle. 15 tane defterim var bende. Gerçekten öyle. Unuttum ya, Mehmet Metin'e şey yapmıştı. Ay ama o sahteydi, replikaydı. Bir de utanmadan replika bu diye açıklama yaptı. Ayakkabıları denemeye geldik. Replika ne be? Çakma. Hayır. YouTube takipçilerime çekiyorum. Şöyle. Ayağımda da böyle duruyor. Ben acayip beğendim. Ama işte yarım numara aslında bana büyük. Şöyle bakın. Ayağım burada böyle oluyor. Şöyle bir şey. Bakacağız. Yeni bir günden herkese yeniden merhaba dostlarım. Ne yapıyorsunuz ya? Sizlere yeni ayakkabımı göstereceğim. Buralar birazcık dağınık. Bugün bu çantayı takacağım. Böyle üstüme de krem bir kazak giydim. Şöyle kısa kollu bir triko giydim. Altında da gene böyle krem renk bir pantolon var. Ayakkabı olarak ne giyeceğimi bilmiyorum. Lacivert trenç kotumu giyeceğim. Öyle, bu kadar. Sonra şuradan şu çantamı da bir kaldırayım. Dün de bunu takmıştım. Bunu da bana birkaç sene önce, iki sene önce miydi? Geçen sene miydi? Neydi? Yılbaşında Aslı hediye etmişti. Mango'nun çok güzel bir çantası. Kesesine bereket. Gerçekten çok çok severek kullanıyorum. Böyle siyah çanta takacağım zaman aklıma hemen bu geliyor. Bunu da bir şöyle kaldıralım. Tamamdır. Watson's'ın şu mendillerini ayakkabı göstereceğim diye açtım ama neler neler anlatıyorum. Watson's'ın şu ıslak mendillerinden aldım. Üçlü. Yasemin kokulu olanı aldım. Limon kokulusu falan da var. Böyle bunlar bir 3-4 çeşitler. Yasemin kokulusu gerçekten çok güzel. Bunları da arabaya indireceğim. O yüzden masadalar ve asıl konumuza gelelim. Şöyle bir Prada. Ya çok 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 yıllardır, yani belki 5 senedir falan kendime hiç böyle yekünü yüksek bir alışveriş yapmamıştım. Ve artık dedim ki yeter yani, o ayakkabıyı gördün artık, o ayakkabı senin radarına girdi. Al artık dedim, al, senin canın sağ olsun. Şöyle çok güzel bir kutusunun rengi var, kutusuna da bayıldım. Ve arkadaşlar, ve kız gibi şey yapayım ben de. Ayakkabıyı hazırlayan kız bunu bu şekilde şey yapmış. Şöyle. Dur ayol. Dur ayol. Bir dakika. Şunu da şöyle geçirmiş.
Bu arada iki kere bahsettim. Üçüncü de aldım artık. Ve videolar hep böyle peş peşe günler olduğu için 3 gün, 2 gün konuştum. Üçüncü gün aldım gibi bir şey oldu. Çok çünkü heves ediyordum. Çok istiyordum. Bunun siyahı ve kırmızısı da gelmiş. Siyahını zaten biliyordum. Kırmızısını fakat ben hiç görmemiştim. Bir de kadife rengi gelmiş. Bu kadifesi gelmiş. Çok çok güzel, çok şık bir ayakkabı. Şöyle bakın. Şöyle. Ve yanlış bir göstermek oldu. Şöyle bir ayakkabı. Dün hocayla denedikten sonra hoca gitti. Ben 2-3 dakika sonra geri gittim ve dedim ki ben onu alayım. Şöyle bakın. Çok çok güzel, çok şık ya. Çok şık. Ayağımda paralansın. Güle güle kullanayım. Bir de şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Çok güzel. Yok, artık yok. Sonuncuyu ben aldım. Türkiye'de hiçbir şey kalmadı. Numarası kalmadı. Son 39,5 bir tane vardı. Onu da ben aldım. İnternet sitesine akşam baktım, kaldırmışlar. Öyle. Hayırlı olsun. Güle güle kullanayım. Bu sene aç gezeceğiz. Bu sene bir daha hiçbir şey almak yok. Bu sene bir daha yemek yemek de yok. Bundan sonra zorunlu zoraki bir kilo verme şeyim olacak açlıktan. Ne yapayım? Çok heves ettim ve çok isteyerek aldım. O yüzden canım sağ olsun. Yani bu kadar pahalı olması ve doların, hani euronun, dövizin bu kadar hani aramızda dünya kadar fark olması maalesef birazcık şey yapıyor. Bize göre çok pahalı yapmış oluyor bu ürünleri. Yapacak bir şey yok. Güle güle kullanayım. Görüşürüz. Şimdi vadiye gidiyorum. Starbucks'ta bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra da bir margarita içmeye Vakko'ya gideceğim. Çünkü çok uzun zamandır, ama çok 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 uzun zamandır, yani Ramazan'dan önce bile bayağı oldu ben margarita içmeyeli. O yüzden böyle bir heves ettim. Margarita içmeye gidiyoruz. Ay, gratis'e geldim ama acayip bir müzik var. Kendime şöyle ayakkabımın vurmaması için bir şeyler aldım. Bir de böyle boy uzatıcı bir tabanlık varmış. Bunu da böyle göstermek istedim. Hani merak eden ya da arayan falan varsa, Gratis'in kendi markası Berne'nin böyle bir 3 santim daha uzun diye bir boy uzatıcı tabanları çıkmış. Dostlarım, amme hizmetidir. Dostlarım, ben eve geldim. Vadide arkadaşım geldi. İlkay'la oturduk falan. Oradan da eve geldim. Evin hali var ya, rezalet yani. Sabah evi süpürüp evden gittim ve eve geldim. Evin hali rezalet çünkü evde bir köpek var. Neyse, Allah kurtarsın artık beni, ne diyeyim. Alışverişlerimi göstereceğim size. Bu sene evden çıkarken dedim ya, taş yiyeceğiz, ekmek yiyeceğiz, kuru ekmek yiyeceğiz, aç gezeceğiz, zayıflayacağız zorla diye. Ve gittim, alışverişler yaptım gene. Guess'ten ve Zara'dan alışveriş yaptım. Sizlere onları göstereceğim. Bir de Gratis'ten bir şeyler aldım. 132 liralık bir alışveriş bu. Bir tane Benri'nin şöyle bir duş lifi. Geçen sefer adını söyleyememiştim. Bu defa söyledim ve hafiften çakır keyif bir haldeyim. Kusura bakmayın. Şey diyeyim. O kedi buraya gelecek diye şov yapmamışım. Bir de elastik bandaj aldım. Kendinden yapışkanlı. Bu da böyle Benri'nin. Zaten şeyde videosunu çekmiştim. Ama tabii bunu öyle şey olarak göstermemiştim. Bu böyle bir şey. Şöyle bakın. Şöyle bir şey. Ben bunu şey yaparım diye düşündüm. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunun hiç şeyi yok arkadaşlar. Yapışkanı yok. Neden öyle? Yani bir yere yapışmıyor mu bu, anlamadım ki. Neyse, vallahi bir tane bundan aldım. Çünkü ayakkabı birazcık ayağımı vuracak. Yeni aldığım ayakkabı. Onu daha kolay giyeyim diye böyle bir şey aldım. Bir de bir tane ayakkabımın da arkadan vuruyor. Vurma önleyici jel ayak desteği. Bir tane de bundan aldım. Bunların hepsine 132 lira verdim. Böyleydi. Zara'dan bir tane de su almıştım Starbucks'tan. Zara'dan 2085 liralık bir alışveriş yaptım. Kapıdan çıktım, 11-12 binlik falan oldum, geri geldim. Olur öyle şeyler. Bir tane pantolon, bir tane tişört aldım. Şeye de 5 lira poşet parası yazmışlar. Şöyle bakın. Bakın bakın bakın. Şöyle kırmızı bir pantolon aldım.
şöyle şey kısmı da, paça kısmı da şu şekilde. Görüyor musunuz? Şöyle bakın. Gerizekalı neden gösteremedi? Şöyle bakın. Bu defa gördünüz. Bunu meyveden aldım. Bu bana hafiften küçük gelebilir ama birazcık kilo vereceğim. O yüzden çok sorun etmedim. 1290 liraydı. Bir tane de meyveden gene beyaz bir tişört aldım. Bunu pilateste ya da yürüyüşlerde giyerim diye böyle popomu hafiften kapatır. O yüzden aldım. Şöyle geniş, oversize. Bunun small'u olsa small daha güzel olurdu. Bir tişört. Şöyle şunları şuraya atalım. Hava var ya o kadar sıcak ki. Bu arada dün yüzüme Bepanthen'in böyle Bepanthol bir kremi var, böyle merhem olanı. Ondan sürdüm. Sabah bir uyandım, bir tane şurada, bir tane de şurada sivilcem vardı. Onların kusuruna bakmayın artık. Ve Guess alışverişim. Bir terlik bir ayakkabı aldım. Ve önünden geçerken terliği gördüm, içine girdim, ayakkabıyı gördüm. Öyle bir maalesef alışveriş oldu. İlk ayakkabıyı açtım. Başta ayakkabıları göstereyim. Şöyle 39 numara. Şöyle bir çok güzel bir ayakkabı. Şöyle bunları aldım. Bunun fiyatı 3500 liraydı. Yani Nike'lara falan göre gerçekten çok güzel bir ayakkabı. Baksanıza yani şu şeyinin güzelliği, gerçekten çok güzel bir ayakkabı. O ne? Tabii o ne. Ben onunla yaşıyorum. Papyonun yerdeki tüylerini hocaya çekip gönderdim. O da o ne yazmış. Bir de şu terliklerden aldım. Bunun aslında başka mavisi vardı. Mavisi de çok güzeldi. Ama bunu bir reddedelim. Ben müsait değilim. Ama mavisinin 39'u yoktu. 40'ı büyük geldi. Ve bunları aldım. Bunlar da şöyle Guess terlikler. Bu terlikler de 4500 liraydı. Mavi olanlar çok daha güzeldi. Ama 40'ı vardı. 38-37'si vardı. 39'u maalesef yoktu. Öyle kaldı. Evet. Ay bir sürü şeyim oldu. Artık bir süre alışveriş yapmamam lazım. Bir süre gerçekten hiçbir şey almadan devam etmem lazım. İnşallah sözümü tutabilirim. Bu ayakkabıyı da şöyle bir şey yapayım. Ben bayağı sarhoşum şu an. Anlıyorum yani kendimi. Hissediyorum. Gerçekten bayağı böyle şey, çakır keyif oldum yani. Çakır keyiflikle sarhoşluk arasında bir yerdeyim. O yüzden gidiyorum, birazcık oturacağım, dinleneceğim. O kadar terledim ki su içindeyim. Şu perdeleri falan bir kapatayım. Batı cephe ev gerçekten çok kötü. Haydi görüşürüz. Dostlarım ben geldim. Akşam saat kaç oldu bakalım. 11'e çeyrek var. Oh wow. Şimdi cildim acayip gergin. Acayip böyle kuru kuru. Maalesef yapacak hiçbir şey yok. Fakat öyle anormal merhem şeklinde nemlendiriciler bundan sonra sürmeyeceğim. Bakın hem şurası hem şurası. Keyifsiz. Birazcık keyifler kaçtı. Makyajımı Maruderm'in yağıyla çıkardım. Ve Selenes'in hassas ciltler için olan yüz temizleme jeliyle de güzelce yıkadım. Çift aşamalı bir temizlik yaptım. Şöyle şuralarıma şuralarıma Estée Lauder'ın Advanced Night Repair bu serumundan sürdüm. Ve dudakımıza da bir şey sürelim. Dudakımıza. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Geçen gün Frudia'nın şu güneş koruyucusunu aldım. Arkadaşlar bu da güzel değil. Hangisi güzel? Mavi olan mı güzel? Hangisi güzel? Yani neyse, sıkıntı etmiyorum. Çünkü ben kollarıma, bacaklarıma da sürekli güneş kremi sürdüğüm için hani kolumda, bacağımda bitiririm. Çok önemli değil ama yüzüm için de yani artık kesinlikle bir daha şey yapmamak üzere, denememek üzere Solante alacağım ve geçeceğim artık. Bundan sonra böyle. Dudağımı da nemlendireyim. Lancino markasının Lanolin Nipple Cream. Bu aslında emziren anneler için bir meme ucu
kremi. Fakat dudaklara da çok iyi oluyor. Bu yüzden şöyle güzelce sürüyorum. Ben hatta böyle bayağı bolca sürüp bırakıyorum ki böyle hani maske gibi olsun. Uzun süre şey olmasın, gitmesin, çıkmasın diye. Maalesef arkadaşlar, maalesef yani. Frudia'nın şu göz çevresi kremini süreceğim. Bu sadece nemlendiren bir krem. Artık bu da bittikten sonra şey alacağım. Bir tane marka var. A313 müydü neydi adı? Bu parmakla yapmayın. Özellikle bu parmakla yapın diyorlar. Çünkü bu parmağın böyle baskı şeyi olmadığı için, kabiliyeti olmadığı için diğer parmaklar gibi değil. O yüzden bununla yapın diyorlar. İnadına bile böyle en şey parmağım, orta parmağımla sürüyorum. Olur öyle şeyler. Şöyle. Oh mis. Ay çok susadım. Bir tencere makarna yedim biliyor musunuz? Yarım paket makarnayı pişirdim. Ve hepsini yedim. Sonracığıma. Burası okeydir. Ya bir yanım şey sürmek istiyor. Ex pigment sürmek istiyor. Bir yanım şu Bayder markasının Bakıçiol'lü bu kremini sürmek istiyor. Çok kararsızım. Ama bu kazandı. Bu şey süreceğim. Ex pigment süreceğim. Çünkü biliyorsunuz yüzümde lekeler var. Şöyle. Çok düzenli ve uzun süre kullanmak gerekiyor. Bu kış asla aksatmadan güzelce süreceğim. Ama daha şeyde değiliz diye. Çok böyle güneşin dik açıyla geldiği zamanlarda değiliz diye. Birazcık rahat ederek sürüyorum. Bunun üzerine de artık normal bir nemlendirici sürerim. Bakıçiol sürmem. Şöyle. Oh, tamamdır. Alnıma çok az sürüyorum çünkü alnımda bir şey yok. Yüzümün şuralarında bakın şöyle şu hatta şöyle leke var. O yüzden onlar için sürdüm. Evet dostlar, çok uzun bir video olmasın. Bu arada bu krem de çok güzel bir krem, haberiniz olsun. Ve paketi, ambalajı çok güzel. Şöyle şuraya bastığınız zaman şuradan çıkıyor ve alıyorsunuz. Kremin çok fazla hava almasını engelliyor. Evet, bu videoda böyle bir video olsun. Sağa sola böbreğimizi verdik. Çok para harcadık. Artık benim önümüzdeki 2 yıl kadar hiç para harcamamam lazım. Ama elektrikli süpürgemin şarjı dayanmamaya başladı. Muhtemelen bir değişime gideceğiz. Muhtemelen bir Dyson alacağız ama bakalım. Takılarımı falan her şeyimi çıkartayım, gideyim dizimin bitmesini bekleyeyim. Ondan sonra yatayım, zıbarayım. Sabah da pilatesim var. Yarın video açar mıyım bilmiyorum. Görüşürüz tekrar sonraki videolarda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.